Arkadaşlar merhabalar Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz konu nemlilik ve yağış, nemlilik ve yağış. Değerli arkadaşlar nedir bu? Bu sıcaklık, basınç ve rüzgarlar, nemlilik ve yağış gibi iklimin 3 tane elemanı vardır. Üçüncüsünü işleyeceğiz bugün. Daha önceki videolarımızda ne yaptık? Sıcaklığı ele aldık. Basınç ve rüzgarları ele aldık. Şimdi bu dersimizde bunu detaylı bir şekilde ele almaya gayret edeceğiz sevgili arkadaşlar. Tabi derse geçmeden önce şöyle size ben Mart ayının programını vereyim bugün işte 8 Mart biliyorsunuz 8 Mart dünya kadınlar günü aynı zamanda önemlidir sevgili arkadaşlar annelerimizin kardeş, kız kardeşlerimizin ve sevdiğimiz e, hanımların kadınların dünya kadınlar gününü buradan kutlayalım sizlerde bunu ihmal etmeyin değerli arkadaşlar e, saat 18 nemlilik ve yağış diyoruz. ...diğer programlara da, diğer derslerin programlarına da buradan bakarsınız sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer size hemen unutmadan hatırlatmak istediğim şey ne? Dinamo Soru Bankası. Dinamo Soru Bankası'nda biliyorsunuz bunu sene boyunca sürekli olarak takip edeceğiz arkadaşlar. Çünkü çok güzel sorular var. Konu pekiştirmek adına harika bir kitap. Değerli arkadaşlar burada da hemen açıyorsunuz sayfa 89'u. Şöyle daha öncekilerinizi çözdüğünüzü biliyorum umuyorum ya da şöyle söyleyeyim 89'da hemen açıyorsunuz işte atmosfer ve iklim konusu biliyorsunuz burada nemlilik ve yağışla ilgili soruları görüyorsunuz soruları çözüyorsunuz yapamadığınız soruları ne yapıyorsunuz arkadaşlar hemen bakın şurada neyi görüyorsunuz buraya bakıp soruların doğru cevabını arkadaşlarımızdan alabiliyorsunuz değerli arkadaşlar şimdi eğer sizler de hazırsanız değerli arkadaşlar konumuza başlayalım Nemlilik ve yağış nedir? Şimdi neler işleyeceğiz bu konu içerisinde şöyle bakalım nem türleri nedir bu nem türleri yani nemin değişik türleri mi var bakacağız sonra yoğunlaşma türlerine bakacağız daha sonra da neye bakacağız yağış çeşitlerine bakacağız ve yeryüzünde yağışın dağılışına bakacağız. Şimdi değerli arkadaşlar nemlilik ve yağış konusunda Biliyorsunuz ilkokuldan beri bildiğimiz bir olay var, bir su döngüsü var. Nedir o? İşte yeryüzünde bulunan sular ne yapıyor? Buharlaşıyor, yükseliyor, bulut oluyor. Ondan sonra yağışlarını bırakıyor. Bu yağışlar ne oluyor? Biliyorsunuz yüzeysel akışa geçiyor. Böyle akıyor yüzeyden. Okyanuslara, denizlere, nehirlere veya göllere karışıyor. Kimisi de yerin altına sızıyor. Yerin altındaki işte bu su katmanlarını oluşturuyor değerli arkadaşlar. Şimdi yeryüzünde bulunan su kütlelerinin meteorolojik faktörlerin etkisiyle gaz haline geçmesine ne diyoruz? Buharlaşma diyoruz. Gazdan sıvıya geçmesi neyse arkadaşlar ne diyoruz? Yoğuşma diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Buharlaşma ve yoğuşma. Buharlaşma ile atmosfere karışan gaz halindeki suya da nem deniyor. Nem 3 şekilde ifade ediliyor. Nedir bunlar arkadaşlar? Mutlak, maksimum ve bağıl nem. Şimdi bunlar böyle bu kavramları görünce canlı sıkılıyor. Ya arkadaşım nedir yani alt üstün nem, mutlak ne, maksimum ne, bağıl ne? Niye bizim kafamızı karıştırıyorsunuz? diyebilirsiniz değerli arkadaşlar. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim yağış kavramını yani Nasıl oluyor da yağış oluyor, gökten nasıl oluyor da su yağıyor, kar yağıyor, dolu yağıyor bunu anlayabilmemiz için ne yapmamız lazım değerli arkadaşlar? Bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Yani mutlak nem ne, maksimum nem ne, bal nem ne bunları bilmezsek işte yağışın nasıl gerçekleştiğini de anlayamayız değerli arkadaşlar. Şimdi ne demekmiş mutlak nem? Mutlak nem bir metreküp havanın yani işte her tarafı bir metre olan bir metre küp havanın içinde bulunan su buharının gram olarak değeridir. Yani mesela içinde bulunduğunuz ortamın şu an işte bir odadasınızdır. Bu odanın e, içerisinde belli bir miktarda nem vardır arkadaşlar. İşte biz bu neme mevcut o an bulunan neme ne diyoruz? Mutlak nem diyoruz. Peki odanızdaki nem değişebiliyor mu? Tabii ki değişebilir. Yani odanıza bir işte bir yerine su koyarsanız kovanın içerisine falan bir miktar sonra bir müddet sonra ovanız, odanızdaki ne artacaktır değerli arkadaşlar? Nem miktarı artacaktır veya azalabilir. Dolayısıyla şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Mutlak nem artabilir, azalabilir. E hocam o zaman dünyanın her yerinde mutlak nem aynı değildir. Evet, aynı değildir. Bazı yerlerde mutlak nem fazladır, bazı yerlerde de azdır arkadaşlar. Yalnız Dikkat ederseniz burada sıcaklıkla mutlak nem arasında bir ilişki kurulabilir değerli arkadaşlar. Şimdi sıcaklık ve mutlak nem arasında doğru orantı vardır diyebiliriz ama bu çok da hani mühim değil. Sizin şimdilik bununla kafanızı karıştırmadan şöyle bir gelelim. Mutlak nemin fazla olduğu yerler nereler? Az olduğu yerler nereler? Şimdi değerli arkadaşlar, fazla olduğu yerlere dikkat edelim. Bakın Burası neresi? Şöyle çizgimizi de çizdik. Burası Ekvator. Şimdi Ekvator üzerinde biliyorsunuz hava sürekli yağışlı. E çok yağışlı olduğu için ne oluyor? Havadaki mutlak nem miktarı da fazla oluyor. Şimdi sadece Ekvator mu? Bakın burası Amazon havzası, Kongo havzası, Endonezya ve Malezya'yı görüyorsunuz. Dünyanın en çok yağış alan yerlerinden biri. Burası Muson Asyası. İşte Hindistan, Çin falan. Buralar çok yağış alır. O yüzden mutlak nem oldukça fazladır. Gene işte Akdeniz e, kıyıları, gene işte Orta Amerika, hatta Batı Avrupa'yı buraya ekleyebiliriz. Güney Afrika gene çok fazla hani yağış alan yerler diyebiliriz değerli arkadaşlar. Peki mutlak nem nerede az? Nerede az olabilir? Duyar gibiyim. Çöllerde az, değil mi arkadaşlar? Evet. İşte bakın gene ekvatorumuzu çiziyoruz. 0. Biliyorsunuz 30 derece enlemleri neydi arkadaşlar? çöldü doğru mu? Bakın burada işte Arizona, burada e, Atakama Çölü, işte Namib, Avustralya'nın iç kesimleri, e, gene Victoria Çölü falan, burası Arap Çölü, gene Orta Asya çöl. Peki hocam şu yukarı kısımlar komple çöl mü? Hayır arkadaşlar, burada da ne var? Özellikle tundura ve kutup bölgelerinde yağışlar oldukça az olduğu için buralarda da ne oluyor? Mutlak nem az oluyor. Yani bakın, karaların iç kısımları Dönenceler, dönenceler dediğimiz yerler nereler? Zaten çöl. E kutuplar ne? Oralar da zaten çöl. Dolayısıyla buralar mutlak nemin az olduğu yerler oluyor. Yani havadaki nem miktarı demek ki dünyanın her yerinde aynı değil. Kimi yerlerde çok, kimi yerlerde az oluyor sevgili gençler. Şimdi bir diğeri ne? Bir diğeri maksimum nem. Ne demekmiş maksimum nem? Bakın kavramı biliyorsun. Maksimum ne demektir? Artık yani sürekli kullanıyoruz. Maksimum demek en fazla demek. En fazla. O zaman bir metreküp havanın taşıyabileceği nem miktarının gram cinsinden değeridir arkadaşlar. Taşıyabileceği nedir burada? Şunu da ekleyebilirim. En fazla nem miktarı. Yani bir metreküp hava ne kadar alabilir? ne kadar alabilirse işte maksimum nem o kadardır değerli arkadaşlar. Şimdi burada şöyle de bir durum var. Sıcaklık arttıkça ne oluyor? Havanın taşıyabileceği nem miktarı da artıyor. Yani ne kadar ısıtırsanız hava o kadar genişliyor. Hava genişledikçe de ne oluyor sevgili arkadaşlar? Alabileceği nem miktarı da artıyor. Şimdi Peki dünyanın her yerinde maksimum nem miktarı aynı mı? Değil arkadaşlar. Maksimum nem neyle alakalıydı? Sıcaklıkla alakalıydı. Şimdi dikkat edin. Az olduğu yerlere bakın. Ne burası? Kutuplar. Doğru mu? Şimdi kutuplarda niye maksimum nem az? E çünkü sıcaklık az. Sevgili arkadaşlar, sıcaklık az. Peki şöyle bir bakalım. Dikkat ederseniz burada gene Ekvator ve çöller var. Buralarda neden maksimum nem fazla? Yani sıcaklık fazla olduğu için buralarda da çok fazla oluyor. Şimdi bunu da şöyle geçelim. Neye geliyoruz? Bağıl nem arkadaşlar. Bağıl nem ne demek? Bağıl kavramı aslında bu kelimeyi şöyle daha da Türkçeleştire ya da Türkçeleştirmek demeyeyim de daha da anlamlı hale getirebiliriz. Şu oransal nem anlamına geliyor arkadaşlar. Oransal bağıl nem oransal. Peki neyin neye oranı? Arkadaşlar aslında maksimum nemin mutlak neme olan oranlı ifade eder bağıl nem. Bağıl nem mutlak nem ile doğru, sıcaklık ile ters orantılıdır diyor. Yani sıcaklık arttıkça bağıl nem ne olur? Azalır arkadaşlar. Bağıl nem arttıkça da yağış ihtimali artar. Şimdi bakın kritik ifadeye geldik. Neymiş o kritik ifade? Yağış ihtimali. İşte bağıl nemi siz böyle okuyun. Bağıl nem ne demekmiş? Yağış ihtimali. Demek ki ben aslında şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki bir yerde bağlı nem fazladır. X, yer, X noktasında bağlı nem fazladır diyorsam arkadaşlar o zaman ne anlayacağız? X noktasında yağış ihtimali fazladır. Şimdi şöyle sorayım size. Türkiye'de Türkiye'de yağış ihtimalinin fazla olduğu yerler neler? Mesela Karadeniz dersiniz değil mi? O zaman Karadeniz'de bal nem fazladır diyebiliriz. Yağış ihtimali fazladır diyebiliriz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Çöllerde az, Ekvator, Muson ki bunlar çok yağış alan yerler ve Karadeniz'de nedir? Bal nem fazladır sevgili arkadaşlar. Şimdi <laughs> yeryüzüne baktığınız zaman bal nem aynı zamanda yağışı çok alan yerlerle alakalı bir durum arkadaşlar. Yani bir yer yaş çok alıyorsa orada bal nem fazladır. Gene burada ekvatoru Batı Avrupa'yı görüyorsunuz. Peki burada niye yaz? Bakın çölleri görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Çöllerde bal nem nedir? Azdır. Tamam mı? Çünkü çöllerde yağış ihtimal çok düşüktü. Şimdi gelelim biz aslında işin e, püf noktasına. İşin püf noktası nedir sevgili arkadaşlar? Ben şöyle bir kağıt alayım buraya. Aslında size bunu tam böyle anlayabileceğiniz şekilde izah edeyim. Bakın ben buraya ne koydum? Şimdi 3 tane yıldız koydum. Ne demek bu? Önemli demek. Şimdi bunu nasıl önemli hale nasıl anlaşılır hale getirebiliriz ona bakalım. Arkadaşlar şöyle bir kova düşünün tamam mı? Bir kova. Bu bir kova. Kovanın bu kovanın kapasitesi alabileceği en fazla su miktarı ne kadar olsun? 100 santilitre olsun. Tamam mı? En fazla bu kadar alıyor. Kapasitesi bu. Peki o zaman ben bu kapasiteye ne diyeceğim? Kovanın alabileceği bu kapasiteye maksimum nem diyeceğim. Çünkü en fazla ne kadar alabiliyormuş arkadaşlar? 100 alabiliyormuş. 101 alabilir mi bu? Hayır. 101 santilitre koyarsan ne olur? Taşacaktır. Tamam mı? Dolayısıyla maksimum bu kadar. 100. Peki ben bu kovanın içerisine atıyorum. A 30 santilitre su koydum. Şu an içinde 30 santilitre su var. Bu 30 santilitre ne arkadaşlar? Şu an kovanın içerisinde bulunan mevcut su miktarı. Doğru mu? Evet. O zaman bu da mevcut su miktarına biz ne diyoruz arkadaşlar? Mutlak nem diyoruz. Oldu mu? Bakın maksimum ne kadarmış? Alabileceği 100. Peki ne kadar su koydum? 30. E, hocam tamam anladık. Maksimum nem buymuş alabileceği. Mutlak nem neymiş? 30'muş. Çünkü içinde bu kadar su var. E Peki bal nem ne? Arkadaşlar bal nem şu demek. Bal nem aslında size şu soruyu sorar. Der ki bu kovanın ne kadarı suyla dolu? Bakın kovanın ne kadarı su ile dolu? Siz ne diyeceksiniz? Kovanın yüzde kaçı? Bakın yüz... D 30'u. Yani kova 100 sadece 30'u. Kovanın yüzde 30'u suyla doluysa yüzde 30 ne olacaktır arkadaşlar? Bağıl nem olacaktır. Yani yağış ihtimali neymiş arkadaşlar? Yüzde 30. Evet yağış ihtimali. Peki hocam hocam hocam. Ben bu kovadaki bağıl nem oranını ya da yaş ihtimalini arttırmak istiyorum. Ne yapabilirim? Yapabileceğin iki şey var. Birincisi ne yapabilirsin? Kovadaki su miktarını arttırabilirsin. Doğru mu? Yani mesela ben biraz daha buraya su koyarsam işte atıyorum ne oldu burası diyelim ki bir 30 daha koyduk. Ne oldu? 60 oldu doğru mu? Bal nem ihtimali arttı. E biraz daha koyalım suyu. İşte ne oldu? 90 oldu. Bal nem arttı. Öyle değil mi? Biraz daha koyalım. Tam ağzına kadar doldurduğumuzda burayı. Ne olacaktır arkadaşlar? Bal nem %100 olacaktır. Bakın yağışın meydana gelebilmesi için. Bakın şuraya notu düşeyim. Yağış gerçekleşmesi için. Yağışın gerçekleşmesi için. Bal nem ne olmalı arkadaşlar? Yüzde yüz olmalı. Yani kovanın kapasitesiyle taşıyabileceği su miktarı oranı aynı olmalı. Şimdi burası yüzde yüz oldu mu? Ben bundan sonra bir gram bile koysam ne olacak? Taşacaktır. Doğru mu? İşte bu taşan şey neyi meydana getirecek arkadaşlar? Yağışı meydana getirecek. Dönelim buraya. Bakın ne dedim? kovadaki su miktarını arttır. Niçin? Bal nemi arttırmak için. İkincisi, ikincisi ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Kovayı küçült. Kovayı küçültürsem ne olur? Kovayı küçültürsem. Yani şimdi kova 100 alıyor ya. Ben eğer şöyle bir şey yaparsam. Kovayı daha da küçültürsem. Ne olacaktır? Koyduğum su miktarı Buna göre daha fazla olacaktır. İyi de hocam kovayı nasıl küçülteceğiz? Biz tamam kovayı küçülttük diyelim ama biz havadan bahsediyoruz. Havayı küçültmek nasıl? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada şöyle bir şey söyleyeyim size. Hava ısınan hava ne olur? Isınan hava genleşir, genişler. Doğru mu? Peki soğuyan hava ne olur? Daralır. Bunu Kova değil de bir sünger örneğiyle vereyim size arkadaşlar. Bir sünger düşünün tamam bir sünger var elimizde. Şimdi bu süngerin içerisine atıyorum şöyle bir sünger olsun elimizde bak, şunun kadar bir sünger olsun elimizde. Diyelim bu süngerin içerisine ben bir bardak su koydum tamam mı? Ve sünger bir damlacık bile damlatmadı. Ben ne anlarım burada? Şunu anlarım. Demek ki süngerin Su taşıma kapasitesi benim koyduğum sudan daha fazla. O yüzden taşırmıyor. Eğer benim koyduğum su daha fazla olsaydı bunun kapasitesinden ne olacaktı? Taşacaktı, doğru mu? Evet, taşacaktı. Ama eğer bir damla bile düşmüyorsa yere sevgili arkadaşlar, demek ki süngerin su taşıma kapasitesi daha fazla. Şimdi süngerin kapasitesine ben ne diyorum? Maksimum nem diyorum. Tamam mı? Süngerin alabileceği en fazla. Peki benim koyduğum su ne? Mutlak nem. Doğru mu? Şimdi benim koyduğum su yani mutlak nem maksimum nemi geçemiyorsa yağış olmaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi burada diyelim ki bu süngerden su damlatmak istiyorum ben. Şimdi koydum ya biraz su damlamadı ama damlatmak istiyorum damlasın istiyorum. O zaman ne yapmam lazım? İki yol var önümde. Birinci yol ne arkadaşlar? Daha fazla su koyarım. Kovadaki su miktarını arttırırım. Doğru mu? Evet. Peki ikinci yol ne? Kovayı küçült. Yani süngeri sık. Süngeri sıkarsam ne olur? Küçülür değil mi? Hava Havaya sünger. O zaman ne olacak? Küçülecek. Küçülünce ne olacak? Bu sefer su taşacak değerli arkadaşlar. Peki iyi de hocam havayı nasıl küçültüyoruz? Havayı şöyle küçültüyoruz. Soğuyan hava ne oluyor? Daralıyor. Demek ki hava soğursa ne olacaktır arkadaşlar? Daralacaktır. Şimdi buradan yola çıkarak. Buradan yola çıkarak. Şuradaki kovaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bardaktaki su... Yani şurası ne? Mutlak nem. Bardağın kendisi ne? Maksimum ne? Tamam mı? Bardaktaki suyun taşma ihtimali... Yani yağış ihtimali... Bardaktaki boş kısımsa... Nem açığıdır arkadaşlar. Nem açığı. Şimdi... Burada yağış meydana gelebilir mi? Hayır. Çünkü nem açığı var bak. Dolmamış. Burada yağış meydana gelebilir mi? Hayır. Neden? Çünkü nem açığı var gene. Evet biraz azalmış ama gene nem açığı var. Peki burada Peki burada yağış olabilir mi arkadaşlar? Evet dikkat ederseniz ne olmuş burada? Nem açığı yok. Nem açığı kalmadı. Nem açığı yoksa ne olacaktır arkadaşlar? Artık su taşıyacaktır burada. Dolayısıyla ben şimdi size şöyle bir soru sorayım. Hangisinde bal nem fazla? Yani yağış ihtimali fazla? En fazla olan burası, değil mi? Bal nem, yani yağış ihtimali çok, değil mi? Bal nem yüksek. Şimdi en az olan hangisi? Bal nemin en az olduğu bir. İşte ne oluyor? İki de biraz daha fazla, 3 de de bal nem artıyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bal nemin fazla olduğu yerlerde yani yağış ihtimalinin fazla olduğu yerlerde zaten yağış ihtimali fazladır. Kimyasal çözülme fazladır. Neydi kimyasal çözülme? Kayaçların suyla erimesi. Işıma yoluyla ısı kaybı azdır arkadaşlar. Isı kaybı bakın unutmayın. Mesela bulutlu havalarda, bulutlu havalarda ne oluyor? Hava daha yumuşak oluyor aslında kış günü. Neden? Çünkü mesela güneş ışınları geliyor ya arkadaşlar. Gelen güneş ışınları değil çarpıp yükselenler bizi ısıtıyor. Çarpıp yükselenler de ne oluyor? Bulutlara takılıyor. Bulutlar ısıyı tutuyor. Aslında bulutlar böyle yeryüzünün yorganları gibi düşünün. Yani bulut varsa yerin üzerine yorgan örtmüşsün gibi düşün. Ne yapıyor? Sıcaklığı muhafaza ediyor. E dolayısıyla sıcaklık farkı ne olacak arkadaşlar? Az olacak ve bitki örtüsü de gür olacak. Peki bağın nemin az olduğu yerler mesela çöllerde yağış ihtimali ne oluyor? Az oluyor. Fiziksel çözülme yani taşların parçalanması. Nasıl parçalanıyor kayaçlar burada? Sıcaklık farkından dolayı ee, fazla oluyor. Işıma ve ısı kaybı fazladır. Sıcaklık farkı fazla. Bitki örtüsü ne oluyor arkadaşlar? Cılız oluyor. Şimdi devam edelim. Şu tabloya bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu tabloda <laughs> ne görüyoruz? Diyor ki bir kova düşün. İçinde ne kadar mutlak nem varmış arkadaşlar? 14 gram mutlak nem. Peki bu kova ne kadar alabilir en fazla? 28 gram alabilir. Yani kovamız 28 gram şöyle düşünelim şuraya çiziyorum. Bu kovanın kapasitesi maksimum ne kadarmış? 28 gram alıyor. 28 gram. Peki kovanın içerisindeki su miktarı ne kadarmış arkadaşlar? Tam yarısı kadar. Yani 14 gram. E o zaman bal nem ne olacak? Yani kaçta kaçı dolu kovanın? Bak 28'e 14. E kaçta kaçı dolu arkadaşlar? 50'si. Doğru mu? Yarı yarıya çünkü. Tamam mı? E şimdi buraya bakın ikincisine. Ne diyor? Maksimum nem ne kadarmış? 25 gram. Şimdi bir kova düşünün. Kapasitesi ne kadarmış? 25 gram. Peki şuraya 25'imizi de yazalım. Peki kovanın içindeki su miktarı ne kadar? 5 gram. Yani şöyle azıcık su varmış burada. 5 gram. Yani kaçta kaçı? 5'te biri değil mi? 5'te biri. Yani yüzde %20'si. Peki üçüncüye gelelim. Üçüncüde de neyi vermiş? Demiş ki mutlak 5 gram. Ama bal nem yüzde 50, tamam mı? Bal nem yüzde 50. E o zaman bunun ne olması lazım? Mutlak nemin, şey maksimum nemin hesabını yapalım arkadaşlar. Ne olacak? İki katı olacak, değil mi? Burası da ne olacak? 10 gram olacak. Çünkü kova 10 gram alabiliyor, İçinde 5 gram var ve yüzde 50 oluyor. Peki dördüncüye gelelim arkadaşlar. Diyor ki maksimum nem, yani havanın alabileceği en fazla ne kadarmış? 30 grammış. E buna göre de yaş ihtimali yüzde 60 oluyor. E abi o zaman 30'un e, kaçta kaçı 30'un ne kadarı yüzde 60 yapıyor? Ne olacak arkadaşlar? Bunu yüzdelik hesaplamalarını biliyorsunuzdur. 18 gram olacak. Şimdi sıcaklığı en yüksek olan arkadaşlar hangisi olacak? Sıcaklık nerede en yüksek sizce burada? Maksimum nemin en fazla olduğu. Çünkü Maksimum nem ne demek arkadaşlar? Sıcaklık demek, tamam mı? Maksimum nem sıcaklık demek. En fazla ne bu? Peki bal nem ne demekti arkadaşlar? Bal nem yağış ihtimali demek, tamam mı? Evet. Şimdi bakın ne diyor? Sıcaklığın en yüksek olan hangisi olacak arkadaşlar? Dört numaralı yer olacak, yani bu. Peki bulutluk oranı en yüksek olan yer, bulutluluk oranı o ne olacak arkadaşlar? bağıl nemin en fazla olduğu yer olacak. Bağıl nem hangisinde en fazla değerli arkadaşlar? Gene 4'te en fazla. Çünkü ihtimal %60. Peki buharlaşma ihtimali en düşük olan yani artık daha fazla buharlaşma hani çok zor buharlaşma burada. Çünkü hava artık yavaş yavaş neme doyuyor. Burada şimdi arkadaşlar bakın nem açığı nerede fazlaysa Orada buharlaşma fazla oluyor. Şimdi burada nem açığı yani yüzde yüze en yakın hangisi? Yüzde yüze en yakın gene bu. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne olacak? Buharlaşma ihtimali en düşük olan da bu olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında şöyle bir şey yapalım sizde. Hemen hızlıca ben bir tablo yapmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar düşünün işte sıcaklık ee, maksimum nem tamam mı? Maksimum nem. Ondan sonra mutlak nem. Ondan sonra bal nem. Nem açığı. Ve yoğuşma miktarı diyelim. Yoğuşma miktarı. Tamam. Şimdi bakın bir tablo yapacağım size. Dikkat edin. Bu tabloda her şey anlaşılacak. Her şey. Buradan şöyle çizelim. Şimdi değerli arkadaşlar bilim insanları oturmuşlar hesap yapmışlar. Demişler ki arkadaş bir metreküp hava e, ne kadar nem alabilir? Ölçmüşler bakmışlar ki her sıcaklıkta değişik oluyor. Şimdi şöyle yapalım. Diyelim ki 30 derecelik bir havada maksimum nem en fazla ne kadar olabiliyormuş biliyor musunuz? En fazla 30,4 gram oluyormuş. Biz de şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki hani buradaki mantığa göre şöyle bir şey var. Diyor ki bir kova var. Şöyle yapalım. Bir kova var burada. Tamam mı arkadaşlar? Kova ne kadar alıyormuş? Kapasitesi 30.4 gram alıyormuş. En fazla. Tamam mı? Çünkü sıcaklık 30 derece olunca en fazla bu kadar alıyormuş. Peki biz de şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki mutlak nem 10 gram. Yani bunun içerisine 10 gram nemi koyduk. Tamam. O zaman arkadaşlar burada bal nem ne olacak? Aşağı yukarı 30 gram kapasite var. 10 gram nem var. Yani 3'te biri. Kabaca şöyle bir şey olmayacak mı arkadaşlar? %33 gibi bir rakam çıkmıyor mu? %33 gibi bir rakam çıkıyor. Peki nem açığı ne kadar var? Bakın burası 10 gram doğru mu? Şu kısım mutlak nem evet. Peki kapasite ne kadar? 30.4 gram. Yani nem açığımız ne kadarmış arkadaşlar? 20,4 gram. 20,4 gramla 10 gramı toplarsak ne yapıyor? Maksimum nem. Yani ağzına kadar doluyor arkadaşlar. Peki bir yerde nem açığı varsa orada yoğuşma gerçekleşir mi? Hayır, gerçekleşmez. Yani yağış gerçekleşmiyor sevgili arkadaşlar. Sonra demişler ki ya arkadaş biz bir sıcaklığı bir düşürelim. Ne yapalım? 20 derece yapalım. 20 derece yaptıklarında sıcaklık ne oluyormuş biliyor musunuz? 17,6 gram oluyormuş arkadaşlar. Biz gene gene tabloya dikkat 10 gram mutlak nem koyalım. Gene 10 gramı koyduk mu? Koyduk. Yani şöyle düşünelim. Bu sefer ne oldu? Kova birazcık daha küçüldü. Neden küçüldü? Çünkü sıcaklık ne oldu? Azaldı. Sıcaklık azalınca taşıyabileceği en fazla nem miktarı ne kadar oldu? 17.6 gram oldu. Ben gene aynı 10 gramı buraya koyduğumda ne olacak arkadaşlar? Yarı yarıyadan fazla da olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o zaman bal nem ihtimali bakın Kapasite ne kadarmış? 17.6. Peki mevcut su ne kadarmış? 10 gram. O zaman burada yarı yarıyadan fazla aşağı yukarı %60 oluyor. Ama hala nem açığımız devam ediyor. Çünkü mutlak nemimiz 10, maksimum nemimiz 17.6. Ne kadar var? 7,6. Yani buradan bunu çıkartıyoruz. Maksimumdan mutlak nem çıkarttığımızda ne oluyor arkadaşlar? Nem açı ortaya çıkıyor ve hala yağış olmuyor, taşmıyor yani. Son demişler ki ya havayı biraz daha soğutalım. Ne yapalım abi 10 derece yapalım. Peki 10 derece yaptıklarında ne görüyorlar? İşte burada film kopuyor. 9.4 gram arkadaşlar. Peki 9.4 yani bir kovamız var şöyle. Kapasitesi ne kadarmış? 9 virgül. 4 gram nem alıyormuş. Peki ben bunun içerisine 10 gram nemi koyduğumda kova ne kadarını alıyor? 9.4'ünü. Peki geriye kalan 0,6 ne olacak arkadaşlar? Taşacak. Yani artık maksimum nem, mutlak nemi aştığı için yağış gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Bakın buraya tekrar 10 gramı koyduk. Ne oldu? Bal nem %100'den fazla oldu mu? Yani kova taştı. Doğru mu? %100'ü geçti. Peki nem açığımız var mı? Hayır. Nem açığımız yoksa ne olacak arkadaşlar? Yağışımız olacak. Ama ne kadar yağış? 0.6 gram bir yağış meydana geliyor. Peki devam edelim. Biraz daha düşürelim sıcaklığı. 0 derece yaptığımızda arkadaşlar ne oluyor? 4,8 gram oluyor. Gene aynı 10 gram mutlak nemimizi koyduk. Ne oldu? Bal nemimiz %100'ü geçti mi gençler? Zaten değil mi? Burada geçiyordu. Burada hayli hayli geçecek. Bak mutlak nem ne oldu? maksimum nemi geçince artık yağış var demektir. Peki burada ne kadar yağış olacak? 5.2 gram yağış olacak. Devam edelim abartalım. Eksi 10 yapalım arkadaşlar sıcaklığı. 2,9 gram olacak. Peki gene aynı 10 gramı koyalım. Bal nemimiz ne olacak? %100'den gene çok fazla oluyor arkadaşlar. Ve nem açığımız yok. Bu sefer daha çok yağış olacak. Yani 7,1 gram yağış olacak. Bakın burada ne görüyorsunuz gençler? Burada gördüğünüz şey ne? Sıcaklık azalınca maksimum nemde azalıyor. Doğru mu? Çünkü maksimum nem yani havanın taşıyabileceği maksimum nem ne demekmiş? Havanın alabileceği en fazla nem. Şimdi 30 derece havada 30 gram alıyor ama 0 derece havada 4 gram alıyor. Dolayısıyla sıcaklık azaldıkça havanın nem taşıma kapasitesi de azalıyor. Peki mutlak nemi sabit tuttum. Hani hepsinde 10 gram olsun dedim. Peki bu sefer ne oldu? Bağlı nemde arttı mı arkadaşlar? Evet bağlı nemde arttı. Anlatabildim mi? Yani sıcaklık azaldıkça aslında... Bağlı nem de buna bağlı olarak artıyor. Şimdi e, eminim ki mevzu anlaşılmıştır arkadaşlar. Burada kritik olan ifade ne? Bakın nerede yağış başlıyor burada? Mesela burada yağış var mı? Yok. Burada yağış var mı? Yok. Neden? Çünkü bakın maksimum nem mutlak nemi geçiyor. Burada da maksimum nem mutlak nemi geçiyor. Yani 17'ye 10. Ama... Yağışın olduğu yere dikkat edin. Ne oldu? Mutlak nem 10 gram ama bu 9.4. Yani mutlak nem maksimum nemi geçtiğinde yağış gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yoğuşma dediğimiz şey neydi? Doymuş doymuş hava kütlesinde içerisindeki nemin sıvı ya da katı hale dönüşerek gözle görülebilir hale gelmesi. Ya yani mesela bulut olması. Mesela sis olması yağmur. Bunlar nedir? Yoğuşmadır arkadaşlar. Şimdi yoğuşma hem sıfır derecenin üzerinde gerçekleşiyor. Demin yaptığım tablodaki gibi. Şöyle tabloyu bir daha getireyim arkadaşlar. Bakın. Burada da 10 derecedeyken de yağmur yağıyor. Eksi 10'dayken de bir şeyler yağıyor. Ama sıfırın altında gerçekleşenler ne arkadaşlar? Başka. Sıfırın üzerinde gerçekleşenler başkadır. Ne gibi? Eğer sıfır derecenin üzerinde yoğuşma oluyorsa bu şunlardan biridir. Sis, çiğ, bulut, yağmur falandır. Sıfır derecenin üzerinde ise. Şimdi sıfır derecenin altındaysa da işte kırç, kıra, dolu veya kardır. Peki sıfır derecenin üzerinde yoğuşma acaba atmosferde mi oluyor? Yani yukarıda mı oluyor? Yoksa aşağıda zeminde mi oluyor? Arkadaşlar eğer yeryüzünde ise işte sis veya çiğ meydana geliyor. Atmosferde ise de işte bulut veya yağmur meydana geliyor sıfır derecenin üzerinde. Peki sıfırın altında ne oluyor? İşte kırç oluyor yeryüzünde. Kıra oluyor. Hani böyle arabaların camları buz tutar ya işte o arkadaşlar. Peki atmosferde yani havada yukarıda ne oluyor? İşte dolu veya kar oluyor değerli arkadaşlar. Şimdi sıfır derecenin üzerinde oluşan yoğuşma türlerine baktığımızda önce bir sise bakalım. Sis Nemli hava kütlesinin kendinden daha soğuk bir yüzeyle temas etmesi sonucu oluşuyor. Yani bir hava kütlesi var, soğuk bir zemine çarpıyor, sis oluyor. Bakın mesela kara sisi, yamaç sisi, cephesi ve kıyı sisi gibi sisler var. Kara sisi ne? Nemli hava kütlesi bulutu görüyorsunuz, geliyor soğuk yüzeye çarpıyor ve sis meydana geliyor. Yani bir anlamda bulutun yerdeki halidir yani. Yamaç sisi nedir? İşte dağ yamacı boyunca işte yükseliyor ve burada sis meydana geliyor. İşte Karadeniz'deki o hani dumanlı dağlar falan filan derler ya türkülerde işte onlar sis. Ee, cephe sisi sıcak ve soğuk havanın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Kıyı sisleri de bakın sıcak denizden gelen havanın soğuk karaya çarpmasıyla gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Gelelim bir diğerine. Bulut ne? Bulut arkadaşlar hava kütlesinin yerden yüksekte yoğuşmasıyla oluşuyor. Şimdi bulutların yükseklikleri de birbirinden farklı oluyor. Mesela alçak bulutlar, orta bulutlar ve işte yüksek bulutlar diye isimlendiriyoruz. Peki çiğ ne? Çiğ hepiniz biliyorsunuzdur. Ve özellikle ilkbahar ve yaz aylarında sabah saatlerinde bitkilerin üzerindeki su damlacıklarıdır arkadaşlar. Biz buna çiğ diyoruz. Peki kırç ne? Neme doymuş sıcaklığın sıfırın altına inmesi sonucu yoğunlaşmanın eşyalar bitkiler üzerinde buz billuruları şeklinde meydana gelen yoğuşma tipidir. Kırağı da zeminin aşırı soğuk olduğu dönemde nemli havanın yüzeyle temas sonucu oluşur arkadaşlar. O buz kristallerinden meydana gelir. Dolu havanın dikey doğrultuda hızlı yükselmeye yükselme ile sıcaklığın aniden sıfırın altına bak burada çok hızlı bir sıcaklık değişimi var ve o yüzden dolu oluyor. Karda havanın hızlı yükselmesi sonucu sıfır derecenin altında oluşan yağış türüdür diyoruz değerli arkadaşlar. Oluşum biçimlerine göre yağışlar. Şimdi bak burada da olay başka. Yani yağış tek bir şekilde meydana gelmiyor. Birbirinden farklı şekilleri var. Ne gibi? Mesela olduğu yerde hava burada yükseliyor. Görüyorsunuz bak ısınan hava ne oldu? Yükseldi ve burada bulutlar meydana geldi. Şimdi bu tür yağışlara biz ne diyoruz? Yükselim yağışları diyoruz ya da konveksiyonel yağışlar diyoruz. Isınıyor, yukarı çıkıyor, buharlaşıyor ve tekrar geliyor. Bunları nerede görüyoruz biliyor musunuz en çok? Ekvatorda. Ekvatordaki yağışlar konveksiyonel kökenlidir arkadaşlar. Böyle öğleden sonra olur genelde bu yağışlar. Hava ısınıyor, ısınıyor, ısınıyor. Arkadaşlar öğleden sonra artık yağış olarak geliyor. Yamaç yağışları da ya da diğer adıyla orografik yağışlar. Bunlar da işte nemli hava geliyor, dağ yamacına çarpıyor ve burada yağışlara sebep oluyor değerli arkadaşlar. Yani buradaki işte dağ yamacı olmasa hava böyle yükselmeyecek ve bu yağışlar meydana gelmeyecek. Dolayısıyla burada yağışa ne sebep oluyor? Yamaçlar yani dağlar. Bunları da ülkemizde çok görüyoruz. Mesela özellikle Karadeniz bölgesinde doğru mu? Karadeniz'de yamaç yağışlarına çok rastlıyoruz. Çünkü orada dağlar var. Böyle nemli hava geliyor, dağa çarpıyor ve yamaça yağış bırakıyor. Cephe yağışları da arkadaşlar bunlar orta kuşakta görülen kışın görülen orta kuşak ne dedik orta kuşak 30-60 enlemleri arasında Türkiye'de biliyorsunuz orta kuşakta kışın görülen yağış türleridir. İki farklı hava kütlesinin karşılaşması. Yani sıcak ve soğuk hava karşılaşıyor ve cepheler meydana geliyor. Şimdi yağışın dağılışına baktığımızda dünya üzerinde arkadaşlar neyi görüyoruz? Özellikle Ekvatoral bölgenin çok fazla yağış aldığını görüyoruz. Ekvatoral bölge dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Hemen şöyle çizelim ekvatorumuzu. Bakın ne görüyorsunuz? Şu kısımlar Amazon, Kongo havzaları ve Endonezya Malezya oldukça yağış alıyor. Onun dışında Muson Asyası çok yağış alıyor. Yani Hindistan ve Çin. Onun dışında özellikle Batı Avrupa çok yağış alıyor değerli arkadaşlar bunları bileceğiz. Peki nereler az yağış alıyordu arkadaşlar? İşte çöller. Afrika'nın kuzeyine biliyorsunuz meşhur Sahra Çölü değil mi? Zaten burası. Gene işte Avustralya'nın içi çöl değil mi? Bak burada Atakama Çölü, burada Namib Çölü veya Kalahari işte Arizona Çölü ve Orta Asya'daki çöller bunlar çok az yağış alan yerler. Tabi çöllerin dışında yani sıcak çöllerin dışında bir de kutuplar var. Kutuplar da arkadaşlar soğuk çöllerdir. Oralarda çok çok az yağış alır aşırı. İyi e de hocam o kadar az yağış alıyorsa kutuplar. Neden orada işte kar örtüsü buzullar falan görüyoruz? Arkadaşlar orada çok nadir yağıyor ama yağan hiçbir şey buharlaşmıyor. Hep üst üste birikiyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi yağışlarla ilgili bir de neyi bilmemiz gerekiyor? Yağış rejimi. Ne demek yağış rejimi arkadaşlar? Yeryüzündeki herhangi bir alandaki yağış miktarının yıl içindeki dağılımına Bakın yıl içindeki dağılımına. O yerin yağış rejimi denir. Bunları da biz şöyle ifade ediyoruz. Düzenli veya düzensiz yağış. Arkadaşlar bakın şuraya dikkat edin. Bu dikey çubuklar o ay düşen yağış miktarını gösteriyor. Mesela burası neresiymiş? Burası São Gabriel, Brezilya'da bir yer. Bakın Ocak ayında, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bütün aylarda böyle yağış almış mı? Hem de ciddi bir yağış almış. Doğru mu? Her mevsim Kurak bir mevsim var mı? Yani kurak bir ay falan var mı? Yok. Her ay yağış almış. E o zaman burada yıl boyunca yağış aldığı için arkadaşlar burada ne diyoruz? Düzenli yağış diyoruz. Düzenli rejim diyoruz. Ama şuraya bakalım arkadaşlar. Burası da Avustralya'da Kapa Burası arkadaşlar ne yapmış? Bakın dikkat edin. Şu aylarda yağış almış. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül falan. E peki bu aylarda Ocak, Şubat, Mart aylarında yağış var mı? Çok 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 az. Yani ben bunlara kurak diyebilir miyim? Bakın sıfır, işte 50 diyor ya sıfırla 50 çok az bir yağış yani. E, tabii ki o zaman burada bir dengesizlik var. O zaman ne olacak burada yağış rejimi? Düzensiz olacak sevgili arkadaşlar. Mesela Türkiye'ye baktığınızda Türkiye'de Karadeniz kıyıları yıl boyunca yağış alıyor. O zaman Karadeniz kıyıları ne olacak? Düzenli rejime sahip. Ama Akdeniz ne zaman yağış alıyor? Akdeniz kışın yağış alıyor. Yazın yağış yok. O zaman ne olacak? Düzensiz. Tamam mı gençler? Konu biterken şöyle bir hatırlayalım. Neye baktık arkadaşlar? Nem türleri. Hemen hatırlayalım. Neydi onlar? Mutlak nem. Başka? Maksimum nem. Max Maks nem. Şöyle diyeyim. Yani mutlak nem neydi? Mutlak nem. O an havada bulunan nem. Yani bardağın içerisindeki mevcut su. Maksimum nem neydi? Alabileceği en fazla nem. Peki bir diğeri neydi? Bağıl nem. Bu ne demekti arkadaşlar? Yağış ihtimali demek. Sonra neye baktık? Yoğuşma türlerine baktık. Yoğunlaşma türleri neler vardı arkadaşlar? İşte sis vardı, yağmur vardı, çiğ var. Doğru mu? E, efendime söyleyeyim bulut var, kar var, kırç, kırağı, dolu değil mi? Bunlar da yoğuşma türleriydi. Peki yağış çeşitleri neydi? Yağış çeşitleri bir konveksiyoneldi. Doğru mu? Konveksiyonel Ekvator'daki yağışlar böyle yükseliyordu olduğu yerde. Sonra ne vardı? Orografik yani yamaç yağışları arkadaşlar. Orografik yani şöyle yamaç yağışları. Ülkemizde Karadeniz'de çok oluyordu. Bir de cephe yağışları. İki farklı hava kütlesi karşılaşıyordu. Yeryüzünde yağışın dağılışına baktığımızda da arkadaşlar neyi görüyorduk? İşte çöller ve kutuplar az yağış alıyor değil mi? Çöl ve kutuplar az yağış alıyor. Ee, neresi çok yağış alıyordu? Ekvator. Başka? Muson Asyası yani Hindistan ve Çin. Muson Asyası. işte Batı Avrupa. Buralarda çok yağış alıyordu arkadaşlar. Çok yağış alır Evet sevgili gençler ödüllü sorunuz burada Umarım konu anlaşılmıştır değerli arkadaşlar ee, ödüllü sorunun cevabını da yorumlar kısmına bekliyorum değerli arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar